Evet arkadaşlar, herkese günaydınlar. Sorular görünüyor mu acaba? Gelenlerden ricam görüntü hakkında bilgi verirlerse güzel olur. Net mi? Görüntümüz net midir arkadaşlar? Görünmüyor. Peki biraz yaklaştıralım şöyle. Şu anda nasıl? Şu anda nasıl arkadaşlar görüntü? Netlik yok görüntüde. Biraz daha yaklaştıralım belki. Üzerine tıklıyorum odaklanması için. Yani bende görünen gayet güzel ama size gelen nasıldır bilmiyorum tabi. Şu an okunuyor. Peki. Peki. Şöyle arkadaşlar sayımız 10'u bulsun. Ondan sonra başlayalım. 6 kişi, 5 kişiyiz. Sayımız 10'u bulsun, başlayalım. Yazılar okunmuyor. Vallahi yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırdım ama biraz daha belki. Şu anda umarım daha iyidir. Şöyle 1-2 dakika daha bekleyip başlayalım arkadaşlar. Bugün tamlamalar konusu çözeceğiz. Benimle olan geçen dersimizde ses bilgisi çözmüştük sanırım. Peki, yorumları kapatıyorum artık arkadaşlar. Soru çözümüne başlıyorum. Hepinize kolaylıklar gelsin. Peki diyor ki yukarıdaki dizelerin kaçında isim tamlaması yoktur? Yani dizeleri sayacağız arkadaşlar. Kaç tane isim tamlaması vardır ya da kaç tane isim tamlaması yoktur gibi sormuyor. Neyi soruyor? Kaç tane dizede isim tamlaması yoktur bunu soruyor. Karanlıklarda gündüzlerin arkasındayım. Bakın arkadaşlar, gündüzlerin arkasında bir isim tamlaması değil midir? Belirtili isim tamlaması olduğu için birinci dizeyi isim tamlaması var diye geçiyoruz. Bitmiş İkinci Dünya Savaşı uğursuz ve kahraman. Dünya Savaşı arkadaşlar. Dünya Savaşı burada bir belirtisiz isim tamlaması olduğu için ikinci dizeyi de eliyoruz. Uzakta esir uluslar türkü söyler. Arkadaşlar esir uluslar nedir? Bir sıfat tamlamasıdır. O yüzden burada ben diyorum ki bir isim tamlaması yok. Özgürlüğümün farkındayım. Özgürlüğümün farkı. Fark neye bağlı? Neye ait? Özgürlüğün özgürlüğe ait. O zaman özgürlüğümün farkındayım derken arkadaşlar, özgürlüğümün farkındayım derken yine bir isim tamlamasından bahsediyoruz. Bir soluk gelmekte karşı gezegenlerden. Karşı gezegen sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. İsim tamlaması olarak alamam. O zaman bu da benim için bir cevap olacaktır. Vakit içinden inmektedir gölgeler diyor. Vaktin içi, vaktin içi arkadaşlar, bu da bir belirtisiz isim tamlaması. Toprak üzerinde, atmosfer üzerinde, toprak üzeri, atmosfer üzeri, bunların ikisi de birer tane nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Soğuyan gecemin farkındayım. Soğuyan gece sıfat tamlaması olduğu için bunu da alamam arkadaşlar. Cevabım ne olacaktır? 3 tane dizede isim tamlaması yoktur. Peki. Şöyle ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması da sıfat tamlaması da yoktur? Senin çelme taktığın yerden başlıyorum hayata. Yer, hangi yer?
Senin çelme taktığın yer. Arkadaşlar bakın burası bir sıfat fiil grubu. Sıfat fiil grubu yer ismini nitelemiş. O zaman burada diyorum ki arkadaşlar bir sıfat tamlaması var. Devam ediyoruz. Meğer susmak insanın içiyle konuşmasıymış. Geç fark ettim diyor. İnsanın konuşması arkadaşlar. Burası ne olacaktır? Yine bir isim tamlaması olacaktır. Kalbini kırdımsa senin bil ki yanına düştüm. Bakalım. Kalbini kırdımsa senin bil ki yanına düştüm. Görünmüyor. Ölüme yenik düşen aslında korkuya yeniktir. Ölüme yenik düşen kişi olabilir. Ama bir durduralım. Hem C hem D şıkkı dursun. Senin gövden kadar masum olabilseydik keşke. Senin gövden burada belirtili isim tamlaması olacaktır arkadaşlar. Kalbini kırdımsa senin. Aslında bu senin kalbini kırdım değil midir? Yani tamlayan ve tamlananın yer değiştirmiş bir isim tamlaması görüyoruz. Aslında senin kalbin. Kalbini kırdımsa senin diye ters çevirmiş. Yani Denizli şıkkında herhangi bir isim tamlaması veya sıfat tamlaması yoktur. Ölüme yenik düşen kişi tamlananı düştüğü için burada herhangi bir sıfat tamlaması var diyemeyiz. Sadece adlaşmış sıfat fiil grubu var diyebiliriz. Peki şöyle bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki altı çizili yerlerin hangisi isim tamlaması değildir? Adım adım koyulaştığı yerde sen varsın. Nasıl yer? Koyulaştığı yer. Arkadaşlar bakın bu dık dik sıfat fiil eki değil midir? Dık dik sıfat fiil ekidir. Yani burası bir sıfattır sevgili arkadaşlar. Silahların beyaz sessizliğinde, siyahların beyaz sessizliği. Nasıl sessizlik? Beyaz sessizlik. Arada bir sıfat var ama öncesinde şuna bakmam lazım. Silahların sessizliği bir belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasının arasına sıfat girmiş. Yani burada isim tamlaması var. Kış birisinin yalnızlığına benzer. Birisinin yalnızlığı. Yine burada arkadaşlar bakın ilgi ve iyilik ekleri var. Birisinin yalnızlığı. Yine bir ilgi ve iyilik ek olduğu için burası isim tamlamasıdır. Pelikan hüznüyle yürüdüm kumsallarda. Pelikan hüznü belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Nereden anlıyorum? Belirtiliye çevirebilirim. Pelikanın hüznü diye çevirebilirim. Belirtili isim tamlamasına çevirebiliyorsam kendisi bir belirtisiz isim tamlaması demektir. Evlerin arasında dikilir renk renk fidanlar. Evlerin arası yine arkadaşlar bakın burada ilgi eki var. Evlerin arası derken yine burada bakın iyilik eki var. O zaman diyorum ki burada da bir isim tamlaması var. Ama A şıkkında sıfat tamlaması vardı. İlk 3 soru için sorusu olanlar için yorumu açıyorum. İlk 3 soruda sorusu olan var mı arkadaşlar? Şurayı tekrar eder misiniz dediğiniz bir yer var mı arkadaşlar? Birinci soru böyleydi. Birinci soru böyleydi. Hangi kıtada, hangi satırda daha doğrusu isim tamlaması yoktur demişti. İkinci sorumuzda hangisinde isim tamlaması da sıfat tamlaması da yoktur demişti. Buna D dedik. Üçüncü soruda da dedik ki hangisi isim tamlaması değildir? A şıkkı sıfat tamlamasıdır dedik. Sorusu olan yoksa dördüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. Peki. Yorumları kapatalım tekrar. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması yoktur diyor. Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime. Güneşin battığı yer. Nasıl yer? Güneşin battığı yer arkadaşlar. Bakın burası bir sıfat fiil grubu. Burası bir sıfat fiil grubu. Sıfat fiil grubunun nitelediği de bir sözcük var. Burası da isim. Nasıl yer? Güneşin battığı yer dediğim zaman burası bir sıfat tamlaması olacaktır. Geçilmez gurbetin sokaklarında içilmez suları pınarlarından. Bakın gurbetin sokakları yine burada bir isim tamlamasıdır. Çünkü bakın hem ilgi ekim var hem iyilik ekim var. Gurbetin sokakları. Sen omzunda yorgan elinde torban. Sen mevsim işçisi büyük gezginci. Mevsim işçisi arkadaşlar burada belirtisiz isim tamlaması. Bakın belirtiliye çevirebiliyorum. Mevsimin işçisi şeklinde belirtiliye çevirebiliyorsam burası bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Eşikten atlarken ayak taşına bu sesler içimde yer etsin bırak. Ayak taşı arkadaşlar ayağın taşı diye çevirebiliyorum. Yani belirtiliye çevirebiliyorum. Burası yine bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Bakın unutmayalım arkadaşlar bunun gibi ayak taşı, Hindistan cevizi, işte can erik falan bunların hepsi isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim tamlaması olarak da geçer. İşte Arnavut kaldırımı, Türk lokumu bunlar sıfat tamlaması gibi algılanıyor olabilir bazılarımız arasından. Aman ha dikkat. Arnavut kaldırımı, Türk lokumu, Hindistan cevizi, ayak taşı, ayak yolu bunların hepsi ne olacaktır?
belirtisiz isim tamlaması olacaktır. Çırpınır göğsünün içinde kalbin, bir yaşlı ağaca sinen kuş gibi. Göğsünün içi diyor arkadaşlar. Yine bakın, ın, in, un, ün, ilge, iki. İçideki ikinci i'de iyelik eki. O zaman diyorum ki burada da isim tamlaması var. Ama A şıkkında isim tamlaması değil, sıfat tamlaması vardı. Cevabımız Adana olacaktır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır? Peki farklı bir isim tamlaması dediği ne olabilir? Belirtili olabilir. İsim tamlaması belirtili olabilir. Belirtisiz olabilir. Veya zincirleme olabilir arkadaşlar. Takısız isim tamlaması diye bir şey artık yok. Altın, işte altın saat, ipek gömlek, bunların hepsine artık sıfat tamlaması diyoruz, unutmayalım. Belirtili, belirtisiz ve zincirleme olmak üzere 3 çeşit isim tamlamamız var. Bakalım, gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı. Sevincin heyecanı arkadaşlar, bakın hem ilgi, hem ilgi eki var, hem de iyelik eki yerli yerinde duruyor. Hem birinci unsur hem ikinci unsur ek aldıysa ben buna diyorum ki belirtili isim tamlamasıdır. Dalgın duyuyor rüzgarın ahengini dal dal. Bakın, rüzgarın ahengi diyor. Bakın, ın, in, ilgi eki, ahengi derken de iyelik eki. Hem ne var? Hem tamlayan ek almış, hem tamlanan ek almış. O yüzden burası da belirtili isim tamlaması olacaktır. Ardından vatan semtinin ormanları kuytu. Vatan semti arkadaşlar. Vatan semti. Bakın, vatan ek almış mı? Vatanın semti diyor mu? Hayır. Demek ki sadece tamlanan ek almış. Burada iyelik eki var ama vatanda ilgi eki yok. Yani burası arkadaşlar belirtisiz tamlama olacaktır. Belirtisiz isim tamlaması. Bir bestenin engin sesi yükseldi boğazdan. Bestenin sesi arkadaşlar. Bestenin sesi. Yine burada bakın. Nın nin nun nün. İlgi eki. Sesi derken de ı, i, u, ü, iyelik eki. Yani burada da bir belirtili isim tamlaması söz konusu. Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sığındı. Bakın, denizin kalbi derken, denizin kalbi derken hem burada ilgi eki var, hem de burada iyelik eki var. Yani burası da bir belirtili isim tamlaması. Cevabımız ne olacaktır? Ceyhan, belirtisiz isim tamlaması olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki bir sonrakine geçiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır demiş. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Gönül tahtı arkadaşlar, bakın, gönülün tahtı olsaydı belirtili diyebilirdim. Ama burada dikkat edin, birinci unsurum yani tamlayanım ek almamış. O yüzden diyorum ki burası belirtisiz isim tamlaması. Burası belirtisiz isim tamlaması. Geçmiş gecelerden biri durmakta yerinde. Gecelerden biri, aslında bu gecelerin biri olması lazım. Yani hem ın, in ekinin yerine danden kullanılmış. Yine de hem tamlayan hem tamlanan ek aldığı için burası belirtili isim tamlaması diye kabul edilebilir. Hicran gün ortasında öten bir horoz gibi. Gün ortası yine burası arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç de isim tamlaması yok. Ölüm asude bahar ülkesidir birinde. Bahar ülkesi arkadaşlar, sadece ülke ek aldığı için, yani bahar kısmı ek almadığı için burası da belirtisiz isim tamlamasıdır. Cevabımız o zaman Bursa'dır arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nedir? Gecelerden bir diyor. Yani ın, in ekinin yerine danden eki de kullanılabilir. Yine bakın, bu aşağıdaki dizelerin hangisinde, aşağıdakilerden hangisi falan dediğimiz zaman yine aslında belirtili isim tamlaması kullanmış oluyoruz. Peki bu sayfadaki 3 soru için yine yorumları açıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Birinci soruda hangisinde isim tamlaması yoktur demişti. Biz A şıkkında sıfat tamlaması bulduk, isim tamlaması bulamadık. Birinci soru için sorusu olan varsa sorabilir. Daha doğrusu dördüncü soru için. Beşinci soru için hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır demişti. Üç çeşit isim tamlaması vardı. Belirtili, belirtisiz ve zincirleme. Ne bulduk? A, B, D ve E şıklarında belirtili isim tamlaması bulduk. C şıkkında ise belirtisiz isim tamlaması bulduk. Altıncı soruya geldiğimizde demiş ki aşağıdaki dizelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? Hocam, yazılar çok net değil diyorsunuz. Vallahi yani şu an bir şekilde belki bunu biraz daha yükseltebilirim ama zaten yakınlaştırmış durumdayım aslında. Birazcık bekleyelim, ben bir kitap daha alayım, bunun altına koyayım, belki biraz daha yükselir.
Şu anda nasıl hocam? İnşallah görünüyordur. Biraz daha yükseltmeye çalıştım. Peki. Arkadaşlar sorusu olan yoksa bir arka sayfaya geçeceğim yavaş yavaş. Arka sayfada ilk sorum aşağıdaki dizelerde geçen demiş. Şöyle yorumları kapatalım. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizgi sözcüklerden hangisi isim tamlamasının tamlananı değildir arkadaşlar? Altı çizgi sözcüklerde isim tamlamasının tamlananı olacak. Yani ben kafamdan bir tane isim tamlaması yapayım. İşte diyeyim ki klasik örneğim kapının kolu. Burası bir belirtili isim tamlaması. Kapının kolunda birinci unsur tamlayan olacaktır. İkinci unsur da tamlanan olacaktır. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi tamlanan değildir? Yani ikinci unsur değildir. Bakalım. Altın rengi gözleri yanan bir sema verdi. Ilık bir çay kokusu akardı saçlarında. Bakın çay kokusu bir isim tamlaması değil mi? Çay birinci unsursa koku da ikinci unsur yani tamlanan olacaktır. Bu şık bizim için gitti. Mevsimlerin ömrünü yaşamıştı aşkımız. Mevsimlerin ömrü dediğim zaman bakın mevsimlerin ömrü bu bir isim tamlaması. Burası tamlayan ikinci unsur da ömrü olacaktır. Yani tamlanan olacaktır. Bu şık da bizim için gitti. Nasıl taşta çeliğin izi kalırsa derin, üstüne satır satır öyle nakş olduğu yerin. Yerin diyor da arkadaşlar senin var mı burada bakın. Burada senin var mı? Senin yerin dediği senin var mı? İkinci, yani birinci unsurumuz var mı? Birinci unsur yoksa ikinci unsur içinde konuşamam arkadaşlar. Yani burada bir isim tamlaması yoktur. O yüzden de bu ikinci unsur değildir. Ya benim gözlerimdir seni. Bakın benim gözlerim dediği zaman ikinci unsur olabiliyor. Ama senin var mı bunun öncesinde? Senini yazmadığı için tamlayanı düşmüş. Tamlamalar artık tamlama sayılmıyor arkadaşlar. Tamlayanı düştüyse yani iki unsurdan biri düştüyse artık orada bir isim tamlamasından söz edemiyoruz. Bakın benim gözlerimdir dediğim zaman ikisi de yerli yerinde duruyorsa ikincisi yine tamlayan olacaktır. Tamlanan olacaktır özür dilerim. O yüzden bu şıkkı da elemiş olduk. Gözlerine yavaşça doldu akşam ufuktaki lambanın fitilini kısarak. Bakın lambanın fitili dediğim zaman yine isim tamlaması olacaktır. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan olacaktır. Yani tamlanandır yine burası. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Evet ikinci soruya gelelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı birden fazla sözcükten oluşan belirtili isim tamlaması vardır? Peki bakalım. Evdeki eski eşyaları okunmayan kitapları ihtiyacı olanlara verdi. Arkadaşlar da burada bir isim tamlaması görünmüyor. Evdeki eski eşyalar derken burada bir sıfat tamlaması var. Nasıl eşyalar? Eski eşyalar. Hangi eşyalar? Evdeki eşyalar. Yani burayı eleyebiliriz. Burası sıfat tamlaması olduğu için kafamızı karıştırmak için verilmiş bir şey aslında. Buralarda daha çok doğu bölgelerinin balı ve peyniri tüketiliyor. Bakın bal ve peynir neye ait? Doğu bölgelerine ait. Doğru mu? Doğu bölgelerinin balı, doğu bölgelerinin peyniri. Bakın burası tamlayan olacaktır. Bal ve peynir de kendi arasında iki tane ayrı ayrı tamlanan olacaktır. Ne demiş bize? Tamlananı birden fazla sözcükten oluşacak. Doğru mu? Biz bakın tamlayan birden fazla sözcükten oluşmuş. Tamlanan da iki tane ayrı ayrı sözcük var. Ama bunun tek bir tamlama mı olması lazım? Yoksa iki ayrı sözcüğü de kabul edebilir miyiz? Diğer şıklara bakarak anlarız. Bu bölgede gün yüzüne çıkartılmayı bekleyen tarihi yapılar var. Tarihi yapılar arkadaşlar sıfat tamlaması. Gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen yapılar yine sıfat tamlaması. Burada herhangi bir isim tamlaması yok. Devam ediyoruz. Birden fazla oluşan belirtti. Evet isim tamlaması sormuş bu arada. Tekrar baktık. Dostluğun sevginin değerini kimse onun kadar bilemezdi. Dostluğun sevginin değeri arkadaşlar. Burada bir tane tamlanan var. Birden fazla tamlayan var. Birden fazla tamlayan bir tamlanana bağlanmış. Yine bizim istediğimiz gibi tamlananı birden fazla sözcükten oluşan bir tamlama değil burası. Bu da gitti. Uzun ve yorucu bir günün ardından sonunda dinlenme fırsatı bulmuştu. Arkadaşlar günün ardı diyor, günün ardı diyor. Yine burası sadece bir tane tamlayanın ve bir tane tamlananın bulunduğu bir sözcük. Tamlananı birden fazla olan bir tamlama varsa o da Bursa şıkkındaydı. Çünkü doğu bölgelerinin balı demişti, bu birinci tamlanan. Ve peyniri, doğu bölgelerinin peyniri, bu da ikinci tamlanan. Yani ikinci unsurun iki tane olmasını istiyordu. O yüzden cevabımız Bursa oldu sevgili arkadaşlar. Peki 9. soruya şöyle yavaş yavaş gelelim.
Bu dörtlükte kaç tane isim tamlaması kullanılmıştır demiş arkadaşlar. Bakalım, sürüler iniyor karşı bayırdan. Burada bir şey göremiyoruz çünkü sıfat tamlaması var. Karşı bayır bir sıfat tamlaması, isim tamlaması yok. Günün son ışığı vurmuş dereye. Günün ışığı arkadaşlar bir isim. İsim tamlaması, belirtili isim tamlaması. Burada bir tane var. Bir Muğla türküsü yükseldi kırlardan. Muğla'nın türküsü, Muğla türküsü. Belirtiliye çevirebiliyorum. Burada da belirtisiz bir tane isim tamlaması var. Ayşem nerede dediği zaman herhangi bir isim tamlaması göremiyoruz. Yani iki tane isim tamlamasından söz edebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki. Bu sorular için sorusu olan var mı diye yorumları açıyorum arkadaşlar. Son çözdüğüm 3 soru için sorusu olan varsa yorumları açıyorum. Soru çözerken netlik gidiyor. Vallahi elimden gelen keşke bir şey olsa. Yani odak problemi yaşıyor herhalde. Var mı arkadaşlar sorusu için? Yedinci soruda işte neyi sormuştu bize? Hangisi tamlanan değildir diye sormuştu. Ceyhan dedik. Sekizinci soruda birden fazla sözcükten oluşan bir tamlanan istiyordu. Onun için de Bursa dedik. Çok fazla görüntüde sıkıntı oluyor. Bu dörtlükte kaç isim tamlaması kullanmıştı dedi. Onlar iki dedik. Vallahi arkadaşlar bir tekrar duralım, bir bekleyelim bakalım. Ben bir çözüm bulmaya çalışacağım şimdi. Şöyle bir şey yapacağım. Önce bunu tamamen uzaklaştıracağım. Şu anda nasıl arkadaşlar? Şu anda nasıl görünüyor? Belki biraz da şöyle yapabilirim. Şu anda bakın arkadaşlar, görüntü netliği hakkında bana bilgi verebilirler mi acaba? Görüntümüz net mi? Ekrandaki sorular görünüyor mu arkadaşlar? Yazılar görünüyor mu? Kimseden ses çıkmadığına göre görünüyor. O zaman devam ediyorum. Onuncu soruya geldik arkadaşlar. Yorumları kapatıyorum. Görünmüyor diyorsun. Şimdi bir daha deneyelim. Vallahi elimden gelen en net görüntü bu kadar. İnternet bağlantısıyla da ilgili olabilir tam olarak. Emin değilim ondan. Peki 10. soruda diyor ki aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır? Yani az önce bir tanesini görmüştük burada. Mesela senin gözlerin diyordu ya, senin gözlerin diyordu. Bunu ne yapacağım? Yer değiştireceğim. Burası tamlayan, burası tamlanan normalde. Bunu başa alacağım, bunu sona alacağım. Ne yapacağım? Gözlerin senin. Yani devrik bir cümle olması lazım zaten. Gözlerin senin diye gördüğüm zaman bakın tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir tamlama olacaktır. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Gönlümün aydınlığı, her şey yerli yerinde duruyor. Ters dönen bir şey yok. Gecenin bitmeyen yüz tuttuğu andan beridir.
Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir duyulan gökte kanat, yerde ayak sesidir. Burada herhangi bir şey göremiyoruz arkadaşlar. Hür ve engin vatanım, hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açılmış bu dünya buradan gökyüzüne. Burada da vatanın işte ne diyeyim, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne. Vatanın gecesi, vatanın gündüzü diyor. Her şey yerli yerinde, ters dönen bir şey yok. Vatanın hem yaşayan varisi hem o sahibi. Vatanın varisi her şey yerli yerinde hem de sahibi yerinde. Görünür halka bugünlerde teselli gibi. Halka bugünlerde teselli gibi görünür diye çevirsen bile ortada bir tamlama olmadığı için cevabımız yine bu olamaz. Saçlarında beyaz tacındır senin. İçimde bir hüzün doluyor alemde. Aslında bu senin tacın değil mi arkadaşlar? Senin tacın. Senin saçlarında beyaz tacındır ya da senin saçların. Arkadaşlar dediğim zaman ne olacaktır? Seninin aslında başta olması gerekirken sonda oldu. Yani tamlayan başta olması gerekirken tamlanandan sonra geldi. Yani tamlayanla yer değiştirdi. Diyoruz ki cevabımız Edirne olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır demiş. El sanatları insanoğlu var olduğundan beri doğa şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Burada arkadaşlar el sanatları var sadece ama o da belirtisiz isim tamlaması. Bakın herhangi bir başka zincirleme isim tamlaması göremiyorum. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanların ihtiyaçları belirtili isim tanımlaması, bakalım başka var mı? Karşılamak, örtünmek ve korunmak amacıyla ilk örneklerini vermiştir. Bakalım başka bir şey göremiyoruz. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren, çevre şartları dediğimiz zaman burası belirtisiz isim tanımlaması, gösteren el sanatları belirtisiz isim tanımlaması, ortaya çıktığı toplumun duygularını, toplumun duyguları burada belirtili isim tamlaması, ortaya çıktığı sıfat olduğu için burayı yine zincirleme olarak alamayız. Sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini, arkadaşlar bunlar da yine sıfat tamlamalarıdır, isim tamlaması değil, yansıtır hale gelmiştir. Nasıl hal yansıtır hal, burası yine bir sıfat tamlaması ama isim tamlaması göremedik. Bu özelliğiyle de geleneksel niteliği kazanmıştır. Geleneksel niteliği belirtisiz isim tamlaması ama burada yine zincirleme isim tamlaması yok. Geleneksel Türk el sanatları. Bakın arkadaşlar, Türk el sanatları dediğimiz zaman burası bizim için altı çizili bir yer olarak dursun. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde, Anadolu'nun tarihi dediğimiz zaman belirtili isim tanıması, gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuşlardır dediğimiz zaman, Türk el sanatları 3 isimden oluşan bir isim tanıması olduğu için diyoruz ki bu bir zincirleme isim tamlamasıdır. Demiştik ya, Türk lokumu, Hindistan cevizi, bunların hepsi ne olacaktır? İsim ne sayılacaktır? İsim tamlaması sayılacaktır. Buranın tamlayanı Türk, el sanatları da kendi içerisinde yine bir tamlama olduğu için, yani tamlayan Türk, tamlanan el sanatları, tamlanan da kendi içerisinde el ve sanatları diye bir tamlayan ve tamlanana sahip olduğu için zincirleme isim tamlaması diyoruz. Cevabımız Edirne olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır? Mesela nasıl olabilir tamlayanı zamir olan arkadaşlar? İşte benim evim dediğim zaman, benim evim dediğim zaman, evim tamlanan, benim tamlayan, ben bir zamir olduğuna göre benim evim dediğim zaman da tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması kullanmış oluyorum. Bakalım burada ne var arkadaşlar? Öbürünün düşüncelerini bana daha tutarlı geldi. Bakalım öbürünün düşünceleri diyor arkadaşlar. Öbürünün düşünceleri. Burası bir isim tamlaması. Zaten cevabı da görüyoruz burada. Çaktırmayın. Öbürünün düşünceleri dediğim zaman, burası öbürü dediğim zaman bu bir işaret sıfatıdır arkadaşlar. Şöyle üzerine yazalım. İşaret sıfatıdır. İşaret sıfatı tamlayan olduysa benim için tamlayanı zamir olan bir isim tamlamasıdır. Peki yorumları açıyorum arkadaşlar. İlk testimiz bitti. İlk test için sorusu olan var mıdır acaba? Sorusu olan varsa çözebiliriz, yoksa ikinci testimize yavaşça geçeceğim. Şöyle ilk soruyu göstereyim. Son üçlüdeki ilk soruyu göstereyim. Hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır demişti. Cevabımız Edirne oldu. Devam ettik. Sonrasında dedi ki 11'de hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır dedi. Cevabımız Edirne oldu. Daha sonra devam ettik, dedi ki hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır? Onda da cevabımız ne oldu? Adana oldu. Peki sorusu olan yoksa şöyle bir sonraki testime doğru geçebilirim.
Evet arkadaşlar. Kaydedecekmişsiniz. Kaydedeceğim. Akşam bu dersin tekrarı olacak. Tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Son soruyu anlatabilir misiniz demiş hocam. Tekrar tabii öbürünün düşüncesi belgesiz zamir olmaz mı? Olsun, belgesiz zamir olsun Kaan hocam. Belgesiz olsa bile yine de tamlayanı zamir olan belgesiz değildir pardon. Soruyla ilgili probleminiz var sandım. Belgesiz değil, öbürü, ötekisi. Bunları dediğimiz zaman arkadaşlar berikisi, ötekisi, öbürü bunlar işarettir. Bu değil öbürü. Bakın bu işarettir. Bu değil öbürü dediğim zaman öbürü de işarettir. O yüzden dikkatli bakalım. Son soruyu tekrar anlatalım. Öbürünün düşünceleri dediğimiz zaman arkadaşlar bakın demiş ki tamlayanı zamir olan. Bakıyorum yorumları kapatayım şöyle arkadaşlar. Bakıyorum tamlayanı zamir olan mı? Öbürünün düşünceleri bir isim tamlamasıdır. Nereden anlıyorum? Bakın hem ilgi eki var hem de iyelik eki var. Hem ilgi eki var hem de iyelik eki var. Bakalım tamlayan öbürü, tamlanan da düşünceleri. Benim için demişti ki tamlayan da tamlanan, tamlayan ya da tamlanan zamir olarak kullanılabilir. Hangisi de tamlayan zamir olarak kullanılmıştır demişti. Öbürünün zamir olduğunu gördüm. Çünkü bir insan isminin yerini tutmuştur. İşte bunun yerine isim koy. Ali'nin düşünceleri diyebilirsin. Zamirler ismin yerini tuttukları için zamirleri kaldırıp onların yerine isim de getirebiliyorsunuz. Mesela öbürünün deme de Ali'nin de. Ali'nin düşünceleri dediğimiz zaman anlamlı oluyorsa demek ki burada öbürü Ali isminin yerini tuttuğu için zamirdir. O yüzden de tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması olmuş oluyor. Peki. Yavaşça ikinci testimizin birinci sorusundan başlıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır demiş. Gitti bilmediğimiz günlerin ötesine. Bakın günlerin ötesi burada isim tamlaması. Ama bakın bir üçüncü öğe yok. Bilmediğimiz günler dediğimiz zaman bu sıfat olacağı için burada bir zincirlemeden bahsetmemiz mümkün değil. Zincirlemeden bahsetmek için sıfat olmaması lazım arada. Üçünün de isim olması lazım. Günlerin ötesi dediğim zaman bunların ikisi isim ama bu sıfat. Günler ki gün ışığı kalmadı ertesinde. Gün ışığı yine belirtisiz bir isim tamlaması ama bakın üçüncü unsur yok. En az üç unsurun olması lazım zincirleme olabilmesi için. Oysa ben bir yangının kalbine yürüyorum. Yangının kalbi arkadaşlar burada belirtili isim tamlaması ama yine sadece iki öğeden oluşuyor. Ruhunda kaybettiğim cevheri arıyorum. Hangi cevher? Kaybettiğim cevher. Burası sıfat tamlaması olduğu için. Burası da gitti. Saçlarına can veren yıldızlar nerede gülüm? Saçlarına can veren yıldızlar. Burada bir şey göremiyoruz. Hangi ferman dokundu bakışlarına senin? Aslında burada senin bakışlarına var. Ama sadece iki unsurdan oluşan bir tamlama. O yüzden de zincirleme olamaz. Hüznü bir tabut gibi buluyorum derdinde. Göremiyoruz arkadaşlar. Senin toprağın için çırpınıp ağlıyorum. Senin toprağın dediğim zaman yine belirtili isim tamlaması ama iki öğeden oluşuyor. Senin kirpiğinin güzelliği. Bakın. Üç unsurdan oluşmuyor mu? Senin kirpiğinin güzelliği. Burası bakın buradan bölüyorum. Burası tamlayan. Burası da tamlanan. Neden buradan bölüyorum? Çünkü ilgi ekinin olduğu yer benim için tamlayanın olduğu yer. Senin kirpiğinin güzelliği dediğim zaman senin kirpiğin de kendi içerisinde bir belirtili isim tamlaması olduğuna göre tamlama içinde tamlama var demektir. Yani burası benim için zincirleme isim tamlaması olacaktır ve cevap olacaktır. Evet ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde ötekilerinden farklı bir isim tamlaması vardır? Yine ne demiştik hatırlayın arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması vardı. Peki zararın neresinden dönersen kârdır. Bakalım zararın neresi? Burası bakın arkadaşlar hem ilgi ekini aldığı için hem de iyelik ekini aldığı için belirtilidir. Belirtili isim tamlaması. Devam ediyorum. Tilkinin dolaşıp geleceği yer kökçü dükkanıdır. Tilkinin dolaşıp geleceği yer kökçü dükkanıdır. Burada arkadaşlar kökçü dükkanı bakın sadece dükkan ek almış ama kökçü ek almamış. O yüzden belirtisiz isim tamlaması olacaktır. Yalanın kemiği yok ki boğazına bata. Yalanın kemiği burada isim tamlaması arkadaşlar. Yalanın ın, in, un, ün ilgi ekini aldığı için arkadaşlar belirtilidir. Hep birincisine bakıyoruz. Birincisi ek aldıysa belirtili, ek almadıysa belirtisizdir arkadaşlar. Vakitsiz öten horozun başını keserler. Horozun başı arkadaşlar yine burası bir isim tamlaması. Bakın yine ın, in, un, ün ilgi ekini aldığı için burası da belirtilidir.
Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Yine davulun sesi diyor arkadaşlar. Hem ilgi eki var hem iyelik eki var. Burası da yine belirtili isim tanımlaması olacaktır. Yani cevabımız Bursa'da belirtisiz isim tanımlaması var diyoruz. Peki üçüncü soruya geliyoruz. Bu cümlede altı çizili tamlamalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Eserlerinin sanat, edebiyat, bilimden esinlenerek gerçekliğin sonsuz çeşitliliği. Bakın arkadaşlar, gerçekliğin sonsuz çeşitliliği aslında tamlayan burası gerçekliğin, tamlanan da burası çeşitliliği. Yani aslında burası belirtili bir isim tamlaması. Peki bu neden isim tamlamasına dahil değil? Çünkü nasıl çeşitlilik? Sonsuz çeşitlilik dediğim zaman burası bir sıfattır arkadaşlar. Yani belirtili isim tamlamasının arasına sıfat girmiş diyoruz. Peki zincirleme isim tanımlamasıdır? Yanlış. Aslında arasına belirteç girmiş bir isim tanımlamasıdır. Belirteç demek zarf demek. Araya zarf değil sıfat girmiş arkadaşlar, gitti. Tamlayana isim tanımlaması olan bir sıfat tanımlamasıdır. Hayır, alakasız. Tamlanana adlaşmış sıfat olan bir isim tanımlamasıdır. Hayır, alakasız. Tamlanana sıfat tanımlaması olan belirtili isim tanımlamasıdır. Bakın, tamlanana sıfat tanımlaması. Yani şurası sıfatla nitelenmiş. Aynı zamanda kendisi de belirtili isim tanımlaması. Cevabımız da Edirne olacaktır. Yani bakın, gerçekliğin çeşitliliği isim tanımlamasıydı. Burası da sonsuz da çeşitliliği nitelediği için tamlanan sıfat tanımlaması oldu. Tamlanan sıfat tanımlaması, yani sonsuz çeşitlilik tamlanan oldu. Tamlanan sıfat tanımlaması oldu. Peki yorumları açıyorum arkadaşlar. Öbürünün düşüncesi belgesiz mi? Ha, onu konuşmuştuk. Peki arkadaşlar, bu son 3 soruyla ilgili sormak istediğiniz bir soru var mı? Birinci soruda ne demiştik? Hangisinde zincirleme isim tanıması vardır dedik. Cevabımız Edirne'ydi. Yani senin kirpiğinin güzelliği dediğim zaman isim tanıması. İkinci soruda ne demiş? Hangisinde farklı bir isim tanıması vardır dedi. Hangisinde farklı bir isim tanıması vardır dedi. Bursa'da Kürkçü dükkanı belirtisizdi, diğerleri belirtiliydi. Üçüncü soruda demiş ki altı çizili tamlama ile ilgili olarak hangisi doğrudur dedi. Arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması olduğu için cevabımız Edirne oldu. Yani tamlanan sıfat tarafından nitelenmiş oldu. Peki arkadaşlar, arka sayfaya geçiyorum. Yorumları kapatıyorum ve devam ediyorum. Ne demiş arkadaşlar? Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük bir isim tamlamasını nitelemiştir. Bakın şöyle diyor. Altı çizili sözcük bir isim tamlamasını nitelemiştir. Mesela ben desem ki işte market çalışanı desem. Peki bu market çalışanı bir isim tanımlaması mı? Evet, marketin çalışanı gibi düşünebiliriz. Peki bu market çalışanı nasıl diye sorayım. Nasıl market çalışanı? Yaşlı market çalışanı dediğim zaman bu yaşlı kısmı market çalışanının tamamını kapsamaz mı? Yani bu sıfat tamlamayı nitelemiş olacaktır. Peki bakalım. Hala dağılmayan bu sisin arkasındasın. Sisin arkası arkadaşlar kendi arasını burası tamlayan, burası tamlanan. O yüzden diyoruz ki A şıkkında bir tamlayanı nitelememiş. Bir tamlamayı nitelememiş. Kendisi tamlamanın bir unsuru. Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli. Yiğit yüzleri dediğimiz zaman yiğidin yüzü, aslında bu da yine tamlayanın bir unsuru olduğu için bu da gitti. Kalkıyor tozu zaman perdesi her an aradan. Zaman perdesi burada arkadaşlar bir isim tamlaması. Peki zaman perdesine nasıl diye sorun bakalım. Nasıl zaman perdesi? Tozlu zaman perdesi. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır ama yine de devam edelim. Yükselen bir nakaratın büyüyen velveresi. Burada arkadaşlar büyüyen kısmı sadece bir tane ismi nitelemiş, yani bir tamlamayı değil. Hür ve engin vatanın gece ve gündüzüne, vatanın gece ve gündüzü, hür ve engin vatanın gece ve gündüzüne demiş arkadaşlar. Sadece vatanı nitelemiş, yani geceyi ve gündüzü nitelememiş. Engin olan gece ve gündüz değil, sadece vatan. Ama burada yaşlı olan market çalışanı komple burayı komple nitelemişti. Buraya bakıyorum. Tozlu olan zamanın perdesi zaten. Tozlu olan zaman değil. Tozlu olan zamanın perdesi. Yani ikisini beraber nitelediği için cevabımız Ceyhan olacaktır. Aşağıdaki dizelerde altı çizili tamlamalardan hangisi ötekilerinden farklıdır diyor. Yine arkadaşlar hatırlayalım. 3 tür tamlamamız vardı. Belirtili, belirtisiz
ve zincirleme tamlama diye 3 tür isim tamlamamız var. Ama burada sıfat tamlaması mı isim tamlaması mı diye de sormuş olabilir. O yüzden dikkatli bakacağız. Yani hangi soruyu sordu bize göreceğiz. Şıklar arasından göreceğiz. Dinliyor hepsi bütün hatıralar rüzgarını. Dinliyorum hepsi bütün hatıralar. Büyük hatıralar rüzgarını. Hatıralar rüzgarı. Pardon okudum mu anlayamadım bir an. Hatıralar rüzgarını. Hatıraların rüzgarı arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması olacaktır. Burası. Çünkü birinci unsur ek almamış. İkinci unsur ek almış. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Topun sesleri, top sesleri, topun seslerindeki un, in, ın, in olmadığı için burası da yine belirtisiz. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Bayramın sabahı olabilirdi ama ın, in, iyelik iki olmadı, ilgi iki olmadığı için burası da diyoruz belirtisiz isim tamlaması. Gördüm ki yazın bastığımız otlar, bakın bastığımız otlar bir sıfat tamlaması, dikkat edelim. Burası dık dik sıfat fiil eki. Nasıl otlar? Bastığımız otlar. Burası bir sıfat tamlaması. Kuş sesleri doluyor kalbimin odalarına. Kuş sesleri dediğim zaman kuşun sesleri de olabilirdi. Ama ın, in, iyelik, ilgi, eki yok. Yine burası belirtisiz isim tamlaması. D şıkkında ise bir sıfat tamlaması söz konusuydu. Altıncı soruya geçiyoruz. Bu parçada altı çizili tamlamalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birincisi zincirleme isim tamlamasıdır demiş. Basın yayın ressamların elinde. Basın yayın ressamlarının eli. Aynen öyle. Basın yayın ressamları bir tamlama. Basın yayın ressamlarının eli dediğim zaman yine bir isim tamlaması. Yani 3-4 isimden oluşan, hatta burası burayı tek isim sayabiliriz. 3 isimden oluşan bir zincirleme isim tamlaması olacak. Şimdi A şıkkı doğru. İki sıfat tamlamasıdır demiş. Çağdaş bir yol. Nasıl bir yol? Çağdaş bir yol. Aynen öyle sıfat tamlamasıdır. Tamlayana düşmüş bir isim tamlamasıdır. Bakalım kapak tasarımları günümüze gelinceye kadar. Aslında bu bizim günümüze değil mi arkadaşlar? Bizim günümüze değil mi? Bizim kısmı düştüğüne göre tamlayanı düşmüştür. 4. Tamlayanı sıfat tamlaması olan bir belirtili isim tamlamasıdır. Bakalım. Bir dile kavuştu. Kapak tasarlayanların yüzü. Arkadaşlar burada bir sıfat görebiliyor musunuz? Kapak tasarlayanların yüzü. Burada bir sıfat görebiliyor musunuz? Burada herhangi bir sıfat göremedim ben. Belirtisiz isim tamlamasıdır 5 için demiş. Dikdörtgen bir sınırlama içinde. Sınırlamanın içi de olabilirdi. Yani nın eki olmadığı zaman biz ne diyorduk zaten? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu da doğru. Cevabımız Denizli olacaktı. Denizli'de bir sıfat bile yok ki ortada bir sıfat tamlaması olsun. Peki yorumları açıyorum arkadaşlar. 4, 5 ve 6. sorular için sorusu olan var mıdır arkadaşlar? Şöyle bir siz tekrar bakın. Beşinci soru için sorusu olan var mı arkadaşlar? Ne demiş? Altı çizili tamlamalardan hangisi ötekilerinden farklıdır demiş. Gördüm ki yazın bastığımız otlar solmuş. Burada dık dik sıfat fiil eki olduğu için sıfat tamlaması dedik. Altıncı soruda hangisi yanlıştır demişti. Denizde dedik tamlayana sıfat tamlaması olamaz. Çünkü dörtte herhangi bir sıfat bile yoktu. O yüzden orayı da geçtik. Peki. Sorusu olan yoksa devam ediyorum. Evet arkadaşlar demiş ki bu dizelerde numaralanmış yerlerin hangisi farklı bir tamlamadır? Yani yine bana neyi soruyor olabilir? Belirtili belirtisiz mi bunu soruyor olabilir? Belirtili belirtisiz veya zincirlemeyi soruyor olabilir? Ya da isim tamlaması mı? Sıfat tamlaması mı? Bunu soruyor olabilir. Körfez'deki dalgın suya bak. Nasıl su? Dalgın su. Burası sıfat tamlaması olacaktır arkadaşlar. Gecelerden biri. Aslında bu gecelerin biri. Demiştik ya ın inekinin yerine danden eki kullanılabilir. Dikkat edelim. Bu olduğu zaman da biz ne diyorduk? Belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlaması. Mehtap iri güller. Nasıl güller? İri güller. Yine renk, durum, biçim bildiren sözcükler. Renk, durum ve biçim bildiren sözcükler ne olacaktır? Sıfat olacaktır. Burası da bir sıfat tamlaması. En güzel aksin. Akis ne demekti? Yansımaydı. En güzel akis. Yani nasıl akis? En güzel akis. Burası da yine bir sıfat tamlaması olacaktır.
O rüya hangi rüya? O rüya olduğu zaman yine bu işaret sıfatı olacaktır. Burası bir sıfat tamlaması olacaktır. Ama ikinci cümlede, ikinci satırdaki tamlaman bir isim tamlaması olduğu için cevabımız Bursa olacaktır. Devam ediyoruz. İkinci soru, sekizinci soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir isim tamlaması arasına tamlananın sıfatı girmiştir demiş. Yani nasıl bir şey istiyor benden biliyor musunuz? Sorusu aslında baktığınız zaman bir at takımının arasına tamlananın sıfatı girmiştir falan deyince sanki böyle çok zor bir şey soruyormuş gibi geliyor. Ben bir tane isim tamlaması yapayım. Klasik isim tamlamam olsun. Kapının kolu. Burası tamlayan. Burası tamlanan değil mi? Tamam. Tamlananın sıfatı girmiştir. Buna bir sıfat getireyim bak. Buna bir sıfat getireyim. Kırık. Ne oldu? İstediğini yapmış oldum. Tamlanana sıfat getirmiş oldum. Burası bir sıfattı. Kırık olan da kol olduğu için tamlananı nitelemiş oldu. O yüzden bir isim tamlamasının içerisine sıfat koymuş oldum. Yeni okulundaki arkadaşlarına hemen alışmıştı. Okulundaki arkadaşlar sıfat tamlaması, burada bir isim tamlaması bile yok. A şıkkını eledik. Bayramda bütün akrabalarımızı ziyaret ettik arkadaşlar. Burada da herhangi bir isim tamlaması yok. Bunu da eledik komple. Radyonun cırıltılı sesi. Bakın arkadaşlar, radyonun sesi aslında burada isim tamlaması değil mi? Kapının kolu gibi. Araya bir tane cırıltılı girmiş mi? Kırık gibi. O zaman cevabımız Ceyhan olacaktır. Bakın, size verilen tarifi kendiniz yaparsanız şıkta bulmakta kolaylık çekersiniz. Çocuğun ayakkabılarında kocaman yırtık bir ayakkabı vardı. Ayaklarında çocuğun ayakları belirtili isim tamlaması ama araya sıfat girmemiş. Dikkat edelim. Başka da samlama yoktu D şıkkında. Arkadaşımın kardeşi, burası bir isim tamlaması ama araya sıfat girmemiş. Abisi yine araya sıfat girmemiş. Buraya geleceklerde herhangi bir sıfat girmediği için araya cevabımız yine Ceyhan olarak kalacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci tamlayan olduğu için isimleşmiştir? Zor gibi gelen bir soru yine arkadaşlar. Yani yer yön belirteçleri ne olabilir? İşte aşağı, yukarı. Bunlar arkadaşlar aşağı, yukarı ne olacaktır? Öte. Bunlar ne olacaktır? Az öte kaydettiğimiz zaman yer yön belirteci, yer yön zarfı olacaktır. Yer yön zarfları tamlayan olduğu için adlaşmış olacak. Mesela yukarı kat dediğim zaman bu sıfat tamlaması olur tabii. Yukarının mesela şey diyoruz ya işte aşağının güzelliği mesela. Aşağının güzelliği. Aşağı katın güzelliği demiyoruz da mesela aşağının güzelliği diyoruz. Ne oluyor? Burası da adlaşmış oluyor. Bunun gibi bir şey soruyor. Aşağının gürültüsü. Bak, kendiniz yaptığınız zaman hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Kendiniz yaptığınız zaman hiçbir şey yapmaya gerek kalmıyor. Aşağının gürültüsü arkadaşlar. Aslında aşağı katın gürültüsü ya da aşağı mahallenin gürültüsü gibi bir şeydir. Burası düştü. Burası düştü. Yer yön belirteci ne oldu? Benim için bir isim tamlamasının unsuru oldu. Masanın üstünde kirli bir örtü sermişler. Tamlayan olduğu için adlaşmış olacak. Yine burada birinci unsur olması gerekiyordu. Evet. Binanın önünde oynayan çocuklar seni sordum. İlerisi çok karanlık. Bir ışık yakalım. Yukarı mahalledeki pazar çok büyüktü. Bizim için A şıkkı cevap olacaktır. Çünkü bakın aşağı yukarı öte bunlar yer yön belirticidir dedik. Geldi burada bir isim tamlaması oluşturdu. İsim tamlamasının da tamlayanı olduğu için adlaşmış dedik. Cevabımız Adana. Evet, bu 3 soruda sorusu olanlar için yorumları açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir soruları inceleyelim tekrar sorusu olanlar için. Yedinci soruda bize hangisi farklı bir tamlamadır diye sormuştu. Sekizinci soruda bize arasına sıfat girmiş bir tamlama sormuştu. Dokuzuncu soruda da bize yer yön zarflarının, yer yön belirteçlerinin tamlayan olduğu unsuru sormuştu. Peki. Son üçlümüze giriyoruz. Demiş ki bu cümledeki numaralanmış. Şöyle kapatalım arkadaşlar yorumları. Bu cümlede numaralanmış tamlamaların türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Evin içi arkadaşlar, bakın hem tamlayan ek almış hem de tamlanan ek aldığı için biz buna belirtili diyoruz. Zannettiğim gibi değildi. Yemek odası. Bakın, yemeğin odası diyor mu demiyor. Bakın, ineki yok burada, doğru mu? O yüzden belirtisiz isim tamlaması olacaktır. Belirtisiz isim tamlaması.
Büyük ve açılır kapanır bir masa. Nasıl bir masa? Büyük ve açılır kapanır bir masa. Burası sıfat tamlaması olacaktı arkadaşlar. Çünkü nasıl sorusuna cevap veriyor. Belirtili belirtisiz sıfat diye nerede görüyoruz? Belirtili belirtisiz sıfat tanımlaması diye Adana şıkkında gördüğümüz için cevabımız Adana. Devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tanımlamasına yer verilmiştir? Yazar bu romanında basit bir aşk macerasını ele almış demiş. Zincirleme isim tanımlaması göremiyorum. Basit bir aşk macerası dediğim zaman basit sıfat olduğu için aşk macerası hadi isim tanımlamasıdır. Tamam ama iki unsurdan oluşan zincirleme isim tanımlaması olmaz. Burada sadece belirtisiz isim tanımlaması var. Şahısların ruhunda yaşadıkları kararsızlıkları geniş bir şekilde tahlil etmiş. Ya sanki böyle cümleyi uzatınca zincirleme varmış gibi geliyor bize ama aman ha dikkat edin. Yani her uzun cümlede zincirleme olacak diye bir şey yok. Şahısların ruhu var sadece burada arkadaşlar. Şahısların ruhu var. Başka bir şey yok. Roman kahramanlarının ruh çözümlerinde. Kahramanların ruh çözümlemelerinden. Ruh çözümlemeleri kendi arasında bir isim tamlaması değil mi? Ruh çözümlemeleri, ruhun çözümlemeleri gibi de çevrilebilir hatta. Kahramanların ruh çözümlemeleri dediğimiz zaman bu da yine bir tamlama değil mi? Tamlayan içerisinde tamlama olduğu için burası diyoruz ki cevabımız Ceyhan olacaktır. Tamlama içerisinde tamlama varsa burası zincirlemedir arkadaşlar. Romanda hareket az, tahlil çok, olaylarsa son derece yavaş ilerliyor dediği zaman burada herhangi bir isim tamlaması yok. Romanda yaşayan hayattan çok hayal edilmiş bir hayatın izlerini görüyoruz. Burada da yaşanan hayat, hayal edilmiş hayat, bunlar hep sıfat tamlaması olduğu için cevabımız Ceyhan olarak kalacaktır. Son soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlaması bir ismi nitelemiştir? Bir isim tamlaması bir ismi niteleyecek. Mesela şöyle diyebilir miyim? Güneş gözlüğü bir isim tamlaması mı? Güneş gözlüğü bir isim tamlaması mı? Evet. Güneş gözlüklü bir isim tamlaması bir isim tamlaması mı nitelenecek? Bir isim tamlaması bir ismi nitelemiştir. Güneş gözlüklü adam desem nasıl adam? Güneş gözlüklü adam. Bakın isim tamlamasını sıfata çevirmiş olurum. Bunun gibi bir şey arıyorum. Çocuğun üzerinde gül kurusu bir hırka vardı. Bakın hırka burada benim ismim. Nasıl hırka? Gül kurusu hırka. Burası sıfat. Ama gül kurusu kendi içerisinde gülün kurusu gibi belirtisiz bir isim tamlaması değil mi? Bir isim tamlaması sıfat olarak kullanıldıysa cevabımız yine Adana olacaktır. Gerisinde zaten bakmamıza gerek yok. Çünkü oralarda öyle bir kullanım yok. Peki. Son 3 soru için arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Burada bize tamlamaların türlerini sormuştu. 11. soruda bize zincirleme isim tamlamasını sormuştu. 12. soruda ise aslında bir kurallı birleşik sıfat sorusu olmasına rağmen tamlama olarak sordu. Dedi ki hangisinde isim tamlaması ismi nitelemiştir? Böyle durumlarda arkadaşlar biz buna kurallı birleşik sıfat diyoruz. Unutmayalım. Kurallı birleşik sıfat. Kurallı birleşik sıfat diyoruz. Peki arkadaşlar sorusu olan yoksa yavaşça yayınımızı kapatıyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sorusu olan varsa da 1-2 dakika daha buradayım. Diğer arkadaşlar isterlerse çıkabilirler. Ben teşekkür ederim Kaan Hocam. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.